İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ile röportaj. Köy muhtarı Arsak'ın Muhratak köyünde savaş sırasında yıkılan evler onarılıyor. Köyün bedava konut stokunda 100 kadar ev var. Ermeni bilim insanlarına çağrı. Dikran Abrahamyan, Azerbaycan doğrudan Laçin koridoru bölümüne kontrol noktaları kurmakla tehdit ediyor. Filistin, Ermenilerin miraslarını korumamakla suçluyor. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da 4000 yıllık höyük ortaya çıktı. Spendiaryan'ın 150. yıl dönümüne adanan uluslararası bilimsel oturuma farklı ülkelerden 40 temsilci katıldı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de tarih boyunca Fransa ve Batı Ermenistan arasındaki ilişkileri anlattı. Fransa'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi, Cumhurbaşkanı adaylarının farklı zamanlardaki görüşlerini analiz ederek Batı Ermenistan'ın bakış açısından tam olarak bir değerlendirme yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Fransa'da yaşayan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne desteklerini ifade eden oy kullanma hakkına sahip binlerce Ermeni'den oy almaya çalışan adaylardan da bahsetti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın Fransa'nın tanımasından doğan bundan sonraki adımlarından da bahsetti. Artsakh'ın Mardagert bölgesinin Muhratak köyü muhtarı Norayr Amiryan, Artsakh Press'e verdiği demeçte, Muhratak köyü sakinleri savaştan sonra toparlanmaya çalıştıkları ve artık normal hayata döndüklerini belirtti. Köy muhtarı Amiryan'a göre köyün 321 nüfusu var. Savaştan sonra Muhratak'tan ayrılan kimse olmadı. Hepsi bir kişi gibi ana vatanlarına döndüler. Hatta yerinden edilmiş 5 aile de köye yerleşti. Yerinden edilmiş yurttaşlarımıza memnuniyetle sağlayacağımız ücretsiz konutlardan 100'den fazla evimiz var. Savaş sırasında köyde 5 ev yıkıldı ve şu anda tadilatı devam ediyor. Köy muhtarı, savaş sırasında köyden 3 kişinin mağdur olduğu ve 7 kişinin yaralandığını üzülerek belirtti. Nüfusun istihdamından bahseden köy muhtarı, tüm köylerde olduğu gibi esas olarak büyükbaş hayvancılığı ve tarımla uğraştıklarını kaydetti. Gazeteci yazar Mari Barsegyan Hancıyan'ın Hrabarak gazetesinde yazdığı yazıdan alıntıları sizlere sunuyoruz. Tarihçilerimiz, doktorlarımız ve akademisyenlerimiz sadece bilimsel toplantılar yapmakla ve bilimsel derecelerini yükseltmek için tezleri savunmakla meşgul görünüyorlar. Halbuki bir tarihi hata olarak bizim komşumuz olan ve Sovyet halklarının babası Stalin tarafından Azeri adı verilmiş olan Kafkasya Tatarları bilim insanlarımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın eylemsizliğinden o kadar sinikleştiler ki Mesrop Maşrut'un yarattığı kutsal alfabemize karşı bile küstahça davranıyorlar. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Milletvekili Dikran Abrahamyan Facebook sayfasında şöyle yazıyor. Azerbaycan koridor fikrini ilerletmek için aslında yeni bir şantaja başvurdu. Laçin koridoru meselesini tartışma aşamasına döndürmeye çalıştı. Şu ana kadar Azerbaycan'ın koridoru elde etmek için Goris Kapan yolu meselesini yeniden tartışmaya açtığını ve koridorun sağlanmaması durumunda Goris Kapan yolu üzerine ve Kapan Cagaden yolunda kontrol noktaları kuracağı tehdidinde bulunduğunu belirtmek gerekir. Sonuç olarak Azerbaycan kontrol noktaları kuruldu ve yol Ermenistan Cumhuriyeti'ne kapatıldı. Gerçekler Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh'a bağlayan Laçin koridoru konusunu gündeme getirdiğini, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda karayolu düzenlemelerinde tehlikeli değişiklikler yapmakla tehdit ettiğini gösteriyor. Azerbaycan, Laçin koridoru bölümünde doğrudan kontrol noktaları kurmakla tehdit ediyor ve bu felaket sonuçlarıyla dolu. Filistin Yüksek Cumhurbaşkanlığı Komitesi'nin kilise meseleleriyle ilgili heyetinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret sona erdi. Ermenistan başkentinde Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştüler. Görüşmelere ilişkin basın açıklamalarında kutsal topraklardaki zengin Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasıyla ilgili konuların ele alındığı belirtildi.
Bu mirasın bir kısmı da kiralanması çok tartışılan ve söylentiye konu olan arazidir. Filistinli bir yetkili dolaylı olarak Kudüs Ermeni Patriği Nurhan'ı İsrail işgal programının uygulanmasını kolaylaştırmakla suçluyor. Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesine ait topraklarda İsrail'in kendisini sağlam bir şekilde kurma girişimleri Filistin yönetiminin zoruna gidiyor. Bunu Kudüs'ün uluslararası kabul görmüş statüsünün yeniden gözden geçirilmesi için gerekli koşullar yaratma girişimi olarak görüyorlar. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hem Ermeni Apostolik Kilisesi hem de Ermenistan Cumhuriyeti'nin siyasi liderliği tartışmalı meselenin çözümüne dolaylı olarak müdahil olacaktır. Bu, kutsal şehirdeki 1600 yıllık Ermeni varlığının temellerini sarsabilecek tüm tehditlerin nihayet ortadan kaldırıldığına dair umut veriyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman ilinde baraj suyunun 15 metre çekilmesiyle tarihi höyük ortaya çıkarıldı. Merkeze bağlı Ürgeç köyü sınırlarında yer alan ve Gavurtepe olarak bilinen yerde ortaya çıkan höyüğü görenler müze müdürlüğüne bilgi verdi. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda mimari yapı ve M.Ö. 2000 yılına ait çanak çömlekler tespit edildi. Böylece Batı Ermenistan'ın sadece Ermeni ulusunun değil, aynı zamanda tüm insanlık medeniyetinin ve kültürünün beşiği olduğuna bir kez daha ikna olduk. Her adımda tarihi değeri, yapısı veya ibadet yeri olan bir mekanla karşılaşmamız artık sürpriz değil. Biz gerçek bir mirasçı olarak atalarımızdan kalan mirasın tam sahibi olma hakkımız için mücadele etmeli ve adil tazminat talep etmeliyiz. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Sanat Enstitüsü Alexander Spendyaryan Ev Müze ve Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği Büyük Ermeni Bestecinin Doğum Yıldönümü vesilesiyle 14-16 Aralık tarihlerinde Alexander Spendyaryan 150 başlıklı uluslararası bir bilimsel oturum düzenledi. Açıklamada şöyle denildi. Uluslararası bilimsel oturuma Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh, Rusya Federasyonu, Letonya, İsveç ve Hollanda'dan 40 kişi katıldı. Spendyaryan'ın yaşam tarzı, farklı çalışma alanları, bestelerin farklı tür ve üslup özellikleri hakkında çeşitli raporlar sunuldu. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Sanat Enstitüsü Bilim Kurulu kararı ile ve Armenoloji çalışmalarını finanse eden Pan Ermeni Fonu'nun desteğiyle bilimsel oturumun sonuçları 2022 başlarında yayınlanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Edward Beklaryan tarafından seslendirilen Aşuk Civani'nin Avarayri Daşti adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.